Evet, bugün Manisa'nın yükselen yıldızı 45 Park AVM'deyiz. Hep markalarımızı stüdyomuzda ağırlıyoruz. Bugün bir değişiklik olsun dedik ve bu güzel atmosferi biz yerinde ziyaret ettik. Şimdi işletme sahiplerimize tek tek mikrofon uzatacağız. 45 Park AVM'de işler şu an ne durumda, ne zaman kapılar açılacak ve neler olup bitiyor sizler için öğreneceğiz. Evet, 45 Park AVM'de bugün Aslı Börek kapılarını Manisalılara açtı. Çok özel bir lezzet, geleneksel Türk lezzeti diyebiliriz böreklerimiz için. Çeşit çeşit bu lezzetler var ama en iyisini Manisalılar Aslı Börek'te bulacak diyebilir miyiz? Lale Hanım var yanımızda. Hem 45 Park AVM'nin kurucularından hem de Aslı Börek'in işletmecisi. Merhaba, hayırlı Merhaba. Olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi, İnşallah bütün Manisa'ya hayırlı uğurlu inşallah, olsun. İnşallah, ondan hiçbir şüphemiz yok. Biraz evvel börek servisi başladı. Evet. Misafirlerinize ikram ediyorsunuz. Arkadan çıtır çıtır sesler geliyor. Ben bunları duyuyorum. Tüm Manisalılara da anlatmak istiyorum bunu ki gelip ziyaret etsinler diye. Şu an Aslı Börek'le ilgili birkaç bize bilgi verebilir misiniz? Başladık artık. Hizmete? Bugün itibariyle hizmete başladık. Hı hı. Aslı Börek İstanbul'da fabrika merkezli olan Avrupa'nın en büyük unlu mamuller hı hı. fabrikasına sahip. Ürünleri inanılmaz güzel ki bunu Manisalılar da tadınca hı hı. Çok iyi anlayacaklar. Ben test ettim, onayladım. Ümit ediyorum ki Manisalılar da beğenecekler. Hı hı. Tam puan verecekler. Sütlü tatlısından böreğine, simidinden poğaçasına, bir de bizim konseptimizin içerisinde yemek de var. Hı hı. Yemekli konseptini deneyecekler. Umarım ki çok beğenecekler. Ben Aslı Börek'le ilgili, Aslı Kafe ile ilgili daha doğrusu burada Manisa'ya özel hı hı. Bir konsept yarattım. Kendim hı hı. Dekoruyla, mobilyalarıyla, işte sunumuyla ilgili kendimize ait fikirler, farklılıklar hı hı. yarattık. Dolayısıyla Manisalıları, tüm Manisalıları davet ediyorum. Umarım ki 45 Park'ta ve Aslı Börek'te, Aslı Kafe'de güzel vakit geçirecekler. Hı hı. 45 Park demişken inanılmaz birbirinden lezzetli ürünlerin olduğu, birbirinden kaliteli markaların olduğu bir alışveriş merkezi oldu. Buluşma noktası oldu burası. İnşallah ilerleyen günlerde, ilerleyen dönemde güzel etkinliklerle kapılarımızı Manisalılara açacağız. Herkesi davet ediyorum. Görmelerini tavsiye ediyorum. Bugün çocuk eğlence merkezimiz de hizmete girdi. Şu anda yukarıda çocuklarımız oyun oynuyorlar. Az sonra Aslı Kafe'ye de misafir edeceğiz onları. 1 Ağustos'tan itibaren bütün markalarımız, bütün yatırımcılarımız hizmete girmiş olacak. Keyifle vakit geçirmelerini, iyi vakit geçirmelerini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tekrardan biz de Manisa'ya 45 Park AVM gibi özel bir firmayı kazandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, şimdi de Star Park Yönetim Kurulu Başkanı Galip Sakter ile birlikteyiz. Bugün Star Park Manisa'da 45 Park AVM'de kapılarını açtı. İlk konukları da özel çocuklarımız oldu. Artık sizi Manisa'da görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Daha önceden de gittiğimiz bazı şehirlerde, farklı AVM'lerde Star Park markasını görüyorduk. Biz sizi aslında tanıyorduk diyelim. Manisa'ya tekrar hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz hem Star Park'la ilgili, hem 45 Park AVM, hem de Manisa ile ilgili? Evvela tabii Manisa halkına saygı ve selamlarımızla geldik buraya. Güzel bir hizmet vermek için iyi bir yer yaptık. Hı hı. Bütün Manisalıları buraya bekliyoruz. Amacımız, gayemiz zaten çoluk çocuğumuza en iyi şekilde bir hizmet hı hı. vermek. Gençlerimize, herkese. Yani derler ya, 7'den 70'e kadar herkese bir eğlence biz burada hı hı. vaat ediyoruz. Bu şeyle geldik. 45 Park Manisa AVM'de gerçekten konumu bulunduğu yer itibariyle aile olarak da çok iyi bir aileyle tanıştığım için daha evvel söylemiştim, mutluyum. Bunlarla beraber güzel bir çalışmaya başlatacağımıza inanıyorum. Ve bugün faaliyete başladık. Hı hı. Faaliyetlerimiz zaten bugün siz de bildiğiniz gibi özel çocuklarımız var. Evet. Bugün özel misafirlerimiz var. Bu devam edecek. Yani bugüne mahsus bir olay değil bu. Hı hı. Özel misafirlerimizi bugün ücretsiz olarak onları ağırlıyoruz. Her zaman burada onlara, gönlümüzde olduğu gibi, her zaman burada da onlar için yerlerimiz var. Ve bu tabii ki buradaki dış açık alan olsun. Hı hı. Belli bir zaman sonra bowling de burada ithaf edeceğiz. Evet. Onda da hizmete girecek. Hayırlısı da Manisa'ya herkese hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun.
Evet, şu an Sokak Lezzetleri markasının kurucularıyla birlikteyiz. Mustafa Bey ve Merve Hanım'la birlikte. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hep siz bizi misafir ediyordunuz. Bugün Park 45 AVM'de ev sahibi konumundayız. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Merve Hanım nasılsınız? Hava bugün çok güzel, yeşillik. Etrafta da bugün Star Park kapılarını açıyor. Çocuklar da bize bakıyor. Neler düşünüyorsunuz? Gayet güzel bir andayız. Gerçekten böyle aktifleştikçe biz de çok mutlu oluyoruz. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Heyecanla bekliyoruz genel açılışımızı. Evet. Her şey çok güzel gidiyor, süper. Tüm hızla devam ediyoruz çalışmalara. Peki şu an Merve Hanım dediği gibi çalışmalar hızla devam ediyor. Siz ne durumdasınız? Çünkü bazı firmalar kapılarını açtı. Siz de eli kulağında artık. Çok özenle çalışıyorsunuz. Çünkü sizin bir de farklı bir konseptiniz var. Siz Türkiye ve dünyaya da buradan uzanıyorsunuz aslında. 2 kat, 3 kat daha fazla efor sarf ediyorsunuz. Hemen kısa bir şekilde öğrenmek istiyorum. Valla önce bu sabah aldığımız çok güzel bir haberle ben bugünkü keyifli halimizi taçlandırmak istiyorum. Öncelikle bugün burada olmamızın sebebi Park 45 AVM'nin çok değerli kurucularından Rıza Bey ve sevgili eşi Lale Hanım'ın açmış olduğu Aslı Börek bugün hizmete girmekte. Bizim için biz bir aile gibiyiz. Her kurum Park 45 AVM'deki birbirinin kardeşi konumundadır. O nedenle onun açılışı için burada toplandık. Ama sokak lezzetleriyle ilgili söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Daha önceki canlı yayınımızda stüdyonuzda konukken bir film projesinden bahsetmiştik. Evet. Bugün o filmin senaryosu, yapım ekibi, oyuncularına varana kadar liste elimize geldi. Ve Amerikan-Avrupa ortak yapımı dünyanın her tarafında gösterime girecek bir film. Ve ana sponsorlarından birisi Sokak Lezzetleri olduğu için çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bugünkü keyfimizin bir sebebi de odur. Harika. AVM'de de Sokak Lezzetleri bütün hızıyla hazırlıklarını sürdürmekte. Dün akşam itibariyle belki de Türkiye'de ilk olacak. Belki birkaç örneği vardır, emin değilim ama en meşhur ürünümüz olan kokoreçin yapımı, sunumu vesairesiyle ilgili son hazırlıklarımızı tamamladık. Ve çok ünlü bir bayan aşçıyla servisimize başlayacağız. Bayan eli değdikçe daha da güzelleşecek diyorduk hep. Aşçımız da bayan o zaman. Kesinlikle. Evet. Merve Hanım bu konuda çok titizdir. Onun da çabalarıyla bir bayan aşçı transfer ettik. Bu sürprizi ondan önce ben söyleyeyim dedim. Hayırlı olsun. Evet, teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sokak lezzetlerinde her lezzeti teker teker tadacağız. ETV ekranlarına yansıtacağız ilerleyen günlerde. Sakın bizden ayrılmayın. Evet, Sokak Lezzetlerinden sonra Nişantaşı Kahvecisi markasının işletmecisiyle birlikteyiz. Özellikleri sizden öğrenmek istiyorum. Çünkü biraz evvel bir Türk kahvesi ikram ettiniz. İnanın köpüğü, tadı, kokusu içtiklerimin hepsinden farklı. Önce sizden bir dinleyeyim. Şimdi Nişantaşı Kahvesi, tabii biz Manisa'da 45 Park ailesinin içinde yer almaktan öncelikle mutluluk duyuyoruz. Ve Manisa'da da 45 Park abimize hayırlı olsun dileklerle önce Manisa'da bu müjdeyi vermiş olduk. Ben o müthiş kahveden direkt konuya girdim, kusura bakmayın. Yok, rica ederim. O da olabilir. Şimdi kahvemizin özelliği, biz hakikaten kahvemizin özelliğini kalkıp özel öğütülmüş çekirdeklerden, Afrika'dan, değişik kavrulma çeşitlerle yaparak Nişantaşı'na uygun, ismine uygun size iyi bir sunum ve iyi bir tat vermek için bayağı bir çaba sarf ettik. Evet. Ki görüyoruz ki mutlu etmişiz. Evet. Mutlu etmiş. Bütün Manisalılar o tat için buraya bekliyoruz. Bu kahvenin de şekeri inşallah bütün Manisalılar olacak diyoruz. Harika. Teşekkür ediyorum. Hasan Bey merhaba. 45 Park AVM'nin müdürüsünüz. Manisalılar sizinle daha hiç tanışmadı. Markalarımız teker teker bir stüdyomuzda ağırladık. Önce sizi tanımak istiyoruz ve 45 Park AVM ile ilgili düşüncelerinizi dinlemek istiyoruz. Beşbek Manavi'ye ben burada değişik kurumsallar, firmalardan buraya geldik. Altyapımızla geldik. Enerjimizi kattığımıza inanıyorum. Işık kattığımıza inanıyorum. Markalar çok kıymetli. Bir kısmı ben buradaydık. Bir kısmı da benden sonra katılan markalarımız var. Hepsi birbirinden kıymetli. Yani alttan üste kadar, otoparkımızdan oyun alanımıza kadar. Hepsi birbirinden kıymetli işletmelerimiz var. Zaten bizim amiral gemilerimiz, Star Park'ımız, Nişantaşı'mız, Aslı Böreğimiz, Bolu'da Sonuslu'muz. Hani birbirinden unutar lüks mekanlarımız var. Manisalıları bekleyeceğiz. Markaların yanında aynı zamanda yaşayan bir AVM olacak değil mi? Sürekli bir aktiviteler olacak. Özel günler kutlanacak. Onlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Zaten adımız gibi 45 Park. Hani parka biz niye çıkarız? Hava almaya çıkarız, stres atmaya çıkarız, eğlenmeye çıkarız.
Ne ararsak burada bulacağız. Evet, harika. Kısa o zaman eğleneceğiz biz burada. Eğleneceğiz. Burada sadece yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Sinemamıza girecek, karnımızı doyacağız, sporumuzu yapacağız. Eğlence merkezimizde eğleneceğiz. Ve şarj olacağız. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Teşekkürler. 45 Park AVM'de hizmet verecek farklı bir markayla birlikteyiz. Dustin'i, Irmak Hanım merhaba. Merhaba. Hiç ATV ekranlarında sizinle Manisalıları buluşturamadık. Evet. İlk önce ben kendinizi tanıtmanızı istiyorum. Merhabalar herkese. Irmak Koyuloğlu ben. Hı hı. 20 yıllık bankacılıktan sonra emekli ayırdım kendimi. Ama daha fazla oturamadım evde. 3 çocuk annesi olarak da dedim ne yapabilirim? En iyi çocuklarla ilgili bir şey yapabilirim. Dustin Bebe Market'in Manisa bayiliğini aldık. Türkiye'deki ve yurt dışına dahil 53. bayisiyiz. Ne var? 0-12 yaş bebek ve çocuk için ihtiyacımız olan her şey markette var. Giyimden, tekstilden, metal grubuna, işte bebek arabası aklınıza ne geliyorsa, anne bakım ürünleri, bebek yani bakım ürünleri. Yani doğumdan önce gelip bütün her şeyi alıp çıkabiliriz. Aynen, aynen öyle, aynen öyle. Güzel Yurt Mahallesi'nde de bu konuda fazla talep olacaktır diye düşünüyorum. Hem Güzel Yurt hem Manisa genelinde. Şimdiden hayırlı olsun. Çok açıldığınıza tekrar sizi ziyaret edeceğiz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, şimdi de 45 Park AVM'ye ön cepheden girdiğinizde sizi karşılayacak olan harika dev deniz akvaryumlarının mimarı diyorum artık. Gördüm biraz evvel, konsept de harika. Camlar ve ahşap panjur diyelim artık buluşmuş. Nasıl gidiyor çalışmalar? İlk önce de akvaryumlardan bahsetmenizi istiyorum. Vallahi çalışmalarımız son süratte gidiyor. Yetiştirmeye çalışıyoruz. En kısa sürede istiyoruz artık faaliyete geçsin. Vallahi gördüğünüz üzere bugün Aslı Kafe devreye girdi. Yavaş yavaş herkes artık dükkanlarını tamamlayıp biz de akvaryumlarımızı tamamlayıp bir an önce devreye almak istiyoruz. Yukarıda da iki tane mağazamız var. Bir tanesi Kızıldeniz Pet Shop, diğeri dekorasyon üzerine La Casa Decor. Aynı zamanda bunların çalışmaları devam ediyor. Yani bu şekilde. Her şey güzel ilerliyor. Her şey gayet güzel, her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel, heyecanla bekliyoruz. Hepimiz bekliyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, Cineroll 45 Manisa'da sinema severler için harika bir mekan diyebiliriz. 45 Park AVM'de hizmet vermeye başladınız siz geçen hafta Recep Bey. Evet, ben Cineroll Sinemaları İşletme Müdürü Recep. Cineroll Sinemaları geçen hafta itibariyle hizmet vermeye başladı. Hem de bir jest yaparak başladınız. Evet, jest yaptık Manisalılara, Manisalı sinema severlere, özellikle çocuklara. Özel çocuk salonumuzda özel bir gösterim yaptık ücretsiz olarak. Tabii bundan sonra tabii ki devam edeceğiz yine zaman zaman. Çocuklara özel tarifeler yapacağız. Cineroll Sinemaları çocuk sineması haricinde, salonları haricinde Türkiye'de çok eşine az rastlanır. Korku salonu, romantik filmler için yine ayrı bir salonumuz var. Konsept yani. Evet. Yani örneği pek Türkiye'de yok bu salonların. Yani bunun amacı insanları daha çok adapte edebilmek, izledikleri filmin atmosferini daha iyi yaşatabilmek. Fiyatlandırma olarak da gayet makul. Sinema sektöründe özellikle Manisa'da büyük bir ihtiyaçtı. Biz hem sinema zevkini insanlara tattırabilmek, daha uygun rakamlara izlettirebilmek için böyle bir şeye kalkıştık. İnşallah hayırlısı olur. Yani bu kadar. Peki sinema seansları saat kaçtan kaça kadar? Onu da bir söyleyelim son olarak. Tabii ki, tabii ki. Sinemamız AVM'nin açılmasıyla beraber sabah 10'da başlıyor. Gece 12'ye, 1'e kadar filmlerin uzunluğuna göre değişecek. Hafta sonları, hafta içi fiyatlandırmamız aynı. Şunu da ayrıyeten belirteyim aklıma gelmişken. Bayrama kadar fiyatlarımız öğrencilerimiz için 10 lira, yetişkinler için 12 lira olarak bayrama kadar bu şekilde devam edecek. Yine bayramın akabinde yine çok cüz'i bir arttırmayla yine devam edecek. Yani çok yüksek rakamlar yok. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sinema severleri de 45 Park AVM'de Cineroll 45'e bekliyoruz. Evet, 45 Park AVM'de Manisa için çok kıymetli bir isme denk geldik. AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bugün
45 Park AVM için özel bir gün. Çocuk ve Gençlik Eğlence Merkezi Star Park hayata giriyor. Yukarısı cıvıl cıvıl, çocuklar bugün ücretsiz olarak ağırlanıyor. Daha sonra da Aslı Börek de bugün hizmete başladı. Orada da ağırlanacaklar. Sizi de burada gördük. Çok mutlu olduk. 45 Park AVM ve Manisa ile ilgili neler söyleyeceksiniz? 45 Park AVM gerçekten yatırımcılarına öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Erdoğan ailesi, Kayhan Beyler, aynı zamanda Dömekeli ailesi ve damatları Rıza Bey ile birlikte gerçekten Manisa'mıza çok güzel bir tesis kazandırdılar. Çok güzel bir yer oldu burası. Ben gerçekten başından beri takip ediyorum. Manisa'mız için, güzel yurt için, aynı zamanda Yunus Emre'miz için gerçekten çok güzel bir alışveriş merkezi daha kazanıyor Manisa'mız. İnşallah hayırlısı olur, güzel olur. 45 tane iş yeri olduğunu biliyorum. İsminden ötürü 45 Park AVM adı altında zaten kurulmuştu. Bir 5-6 işletmesi şu an açıldı. Herhalde 1 Ağustos'a kadar hepsi tamamlanacak ve açılacak da. Tabii bu kolay değil ilk açılışlar. Çok zor olur ama bundan sonraki süreçte Manisa'ya çok artı değer kazandıracağından kimsenin kuşkusu olmasın. Tabii ki bu yatırımlar, bu böylesine büyük yatırımlar ülkemizin de ne kadar büyüdüğünü ve geliştiğini gösteriyor. Burada 45 tane iş yeri demek, 45 vergi mükellefi demek. 45 tane iş yeri demek, 45 tane işte iş yerinde çalışacak. Hemen hemen bildiğim kadarıyla 500'e yakın istihdam sağlanacak. Aynı zamanda bu arkadaşlarımız buralardan vergiler ödeyecekler. Paralar kazanacaklar. İnşallah bu paraları helal yerlerde harcayacaklar. Ve ülkemize, milletimize faydalı olacaklar. Ben hakikaten parasını bir kenara koymayıp, böylesine büyük yatırım yapan ve ülkesine faydalı olan bu tür insanları gerçekten kutluyorum. Yani biraz önce isimlerini saymış olduğum işletmecilere de gerçekten teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tesis oldu. Bizler de siyasiler, gerek siyasiler olarak, gerekse Manisa halkı, vatandaşlar olarak da onlara teşekkür etmek de bizim boynumuzun borcu oluyor. Teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça